Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bugün hakikaten içime su serpildi. Gerçekten çok rahatlamış hissediyorum kendimi. Sizlerle de paylaşmak istedim bu mutluluğumu. Sayın Bakan bugün hepimize müjdeyi verdi. Ayçiçek yağı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Yaza kadar stoklarımız tamam. O yüzden hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Sağa sola hücum etmenize gerek yok. Ya bugün hakikaten öldüm gülmekten. Ya bugün bir yere çıktım şöyle bir. Spordayım öğlenliğin. Ben koşuyorum bir yandan da işte haberlere bakıyorum neler var diye. Nebati yazmışlar. Nebati işte yaza kadar ayçiçek sorunumuz yoktur diye açıklama gelmiş Sayın Bakan'dan. Gerçekten Sayın Bakan yüreklere su serpti. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah kısmet ederse daha iyi günler göreceğiz diye düşünüyorum. Yani işin komiği hiç açıklama yapmasalar daha iyi. Yani gerçekten insanlara da malzeme veriyorlar. Yani gerçekten gülünmeyecek gibi değil. Yani insanlar hani ekonomiyle ilgili bir açıklama bekliyorlar. Bir şey bekliyorlar. Ulan bu enflasyon ne olacak? Bak dolar hani kırdı gidiyor. Bu ne olacak? O ne olacak derken ülkenin derdi, ekonomi bakanının derdi ayçiçek yağı oldu. Yani onlar da haklı tabii. Ne yapsın insanlar şimdi ayçiçeğine adam da ne yapacak? Açıklama yapıyor yani. Ama Sayın Bakan'dan daha böyle yani ekonomik yorumlar. Hani Sayın Bakan yeni geldiği zaman da demiştik ya yani konuşmaları, etmeleri böyle çok heyecanlı, çipil çipil gözler, gülen yüzler, ekonomi dediğin işte gözlerdeki ışıktır falan. Tabii gözümüzde ışık mışık kalmadı. Gözümüzün yakında feri gider. Yani gülüyorum hakikaten beni tanıyanlar. Şimdi bazen böyle tanımayanlara denk geliyoruz falan. Adam diyor ki işte kardeşim diyor niye gülerek anlatıyorsun? Bunun da gülünecek ne var? Ulan geri zekalı zaten ben sinirden gülüyorum. Hani gerçekten artık akıllarımızla oynanıyor. Valla diyecek bir şey yok. İnsanlar artık araba kullanmıyor. Trafik bitti. Bak İstanbul'da trafik bitti. Mesela çok rahatız. Niye? Çünkü kimse arabaya binemiyor. Ya valla nereye gidiyoruz bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama dolar artık yavaş yavaş kopardı gidiyor. Altın fiyatları dünyada gidiyor. İşte gram altın elinde olan gidiyor falan ama arkadaşlar bu enflasyonla gerçekten yarışmak çok zor. Yani hadi şimdi dolar ya ulan her şey yani son şu bir ayda bile benzine mazota gelen zam %115 falan yani dolar 22 lira olsa ne olur 24 lira olsa ne olur siz buna nasıl yetişeceksiniz? Yani dolarda durmak da enflasyonda kendinizi korumuyor. TL'de duranlar zaten sopa manyağı oldu. Devamlı faiz indirdiğimiz için yani enflasyon %60, %70'lerde gezerken bu tabii açıklanan enflasyon. Bizim faizler %15, %16. Ama bilmiyorum bu ayda bir faiz indirimi gelir mi? Son 2-3 aydan beri faiz indirmiyorlar. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani hani tarihe geçecek bir hamle daha yapmadılar. Dediler ki yani biz bugüne kadar dünya iktisat tarihine, literatür tarihine yeteri kadar geçtik. Hani dünyada tek faiz indiren Merkez Bankası olarak geçtik. Artık dedim bundan fazlası gerek yok. Hani o yüzden bakıyoruz. Yani tabii şu muhabbet de başladı. Hani faiz artışı artık gelir mi? Sürpriz bir faiz artışı. Bu insanlar tarafından çok fazla konuşulmaya başlandı. Hani hakikaten bilmiyorum ne olacağını. Yani faiz artışı mı gelir? Artık her şey birbirine karıştı. Ama biliyorsunuz yani Sayın Nebati'nin açıklaması hiç canınızı sıkmayın. Benzinmiş, hayat pahalılığıymış. Ayçiçeğimiz var. Yaza kadar var. Yani yazdan sonra nasıl bir açıklama gelir onu çok fazla bilemiyorum tabii. Allah kerim diyoruz. Şimdi bir dolar TL'ye bakalım. Aslında bakacak da çok fazla bir şey yok ama bir bakalım. Ondan sonra arkadaşlar gözünüzü seveyim. Allah aşkına Güzin ablaya çevirdiniz beni. Bak yapmayın diyorum gene yapıyorsunuz. Şimdi dedik ki insanlara arkadaşlar şimdi insanların eğitimi için kişisel gelişimleri için dedik ki işte mail atın. WhatsApp'tan yazın siteye. Hani biz bütün eğitim alan arkadaşlarımızla, eğitim almak isteyen arkadaşlarımızla ben kendim birebir konuşuyorum. Zaten çok komik diyaloglar geçiyor. Benim aradığımı görünce bir şaşırıyorlar falan, anlamıyorlar. Ama bu hattı çok yanlış anlayan arkadaşlar var. Dolar alayım mı hocam? Altın alayım mı? Şöyle bir pozisyonum var. Nasıl bir pozisyona gireyim? Yani şimdi hani Hayder Dümen değilim ki ben senin pozisyonunu takip edeyim. Yani biz bunu insanlara yardımcı olmak için, insanlarla birebir kendisini geliştirmek insanlarla
arıyorum, konuşuyorum. İşte adam parasını mı yönetmek istiyor, adam day trader mi olmak istiyor, adam day trade edip daha profesyonelleşmek mi istiyor? Ben bunların peşindeyim. Bu insanlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Öbürü orada, hocam işte gram altında pozisyon aldım. Ne yapayım? Pozisyonumu bozayım mı? Çevireyim mi? Edeyim mi? Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Beni Güzin Abla'ya çevirmeyin. 19-20 Mart'ta arkadaşlar ilk eğitim, trade psikolojisi eğitimi, 10-14 arası cumartesi pazar borsada yatırım 26-27 Mart online katılacağınız ve özellikle sitede de beforethenews.com'dan, dediğim gibi WhatsApp hattından ve info@beforethenews.com mail adresinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Özellikle eğitimlerde zamanı olmayan, online eğitime katılamayacak arkadaşlar için de eğitim setleri, full eğitim kayıtlarından gidebilirsiniz. Dediğim gibi gözünüzü seveyim, siteye Güzin Abla mesajları atmayalım. Pozisyonlarla ilgili başka yerlere doğru yönelebilirsiniz. Bana bir pozisyon sormayın. Çünkü benim buradaki görevim kimsenin işte onu al bunu sat demek değil. Dediğim gibi hakikaten insanların kafasındaki soruları cevaplamak için destek olmaya çalışıyorum. Onun haricinde bir misyonum yok arkadaşlar. Şimdi dolar, yani artık dolar hakkında çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Çünkü artık yatay bant kırıldı ve geçen sefer o gördüğümüz 14.66'lara doğru gün içi gelen düzeltmelerle beraber devamlı kendimizi yukarı atıyoruz. Kısa vadede hep söylüyoruz, artık 14.14 bölgesi, 14.10 bölgesi, yani şu bölge 14.10 ve 14.76, şu bölge aşağı doğru kırılmadığı sürece dolar TL'deki pozisyonlar korunabilir. Ne yazık ki yukarı doğru devam ediyor. 14.62.80 görmüştüm Max Matrix'te gözüken. Hani bunun üzerinde farklı bir fiyatlama ne yazık ki daha da sertleşebilir. Dünyaya baktığınız zaman aslında dolar endekslerinde son 4-5 gündür çok ciddi bir rally vardı. Biraz bir sakinliyoruz ama dolar endeksleri de pek çok geri çekilecek gibi değil. Dolayısıyla dışarıdan da globalden de biraz darbe yiyoruz. İçerisi zaten biliyorsunuz. Sayın Bakan'ın çipil çipil gözleri, ışıldayan gözlerle gidiyoruz. Ay çiçek yağımız var yaza kadar, Allah'ımıza şükürler olsun diyoruz. Böyle de bir grup olunca içeride hakikaten evlere şenliyiz. Hayırdır? Yani Allah sonumuzu hayretsin demekten başka da bir şeyimiz yok. Dolar hakkında diyecek bir şey de yok. İnşallah ayçiçek yağına önlem aldıkları gibi dolara da bir önlem alırlar. Merkez Bankası'nın rezervinde ne kadar kaldı, ne kadar satış yapıyorlar, ne kadar baskı yapıyorlar. Bu kur 17-18 liraya yarın öbürsü gün gittiği zaman bu kur korumalı mevduattaki bekleyen dostlarımıza bu aradaki farklar nasıl ödenecek? O ödenen hazineden yük kime binecek? Nasıl olacak? Deli deli sorular, farkındayım. Siz de bunları diyorsunuz ki ya Burak Hoca biz sana bunları soruyoruz. Valla bende de cevap yok. Sizde varsa siz kendiniz yazın. Ama ben gene söylüyorum. Allah yolumuzu, yani Allah hakikaten sonumuzu hayretsin. Allah demekten başka çok bir çaremiz yok gibi de gözüküyor. Allah kısmet ederse bu hafta içi başka videolarla arkadaşlar görüşürüz. Sabahları ALB World'deki 8.30'daki yayınları kaçırmayın. Gün ve gün, an ve an piyasayı takip etmekte devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi piyasa gerçekten çok zor. Bu enflasyonla baş etmek çok zor. O yüzden devamlı tetikte olmakta fayda var. Herkese hayırlı akşamlar.